Şimdi elimde Britney Spears gerçekleri diye bir video var. Ah kıyamış. O Justin Timberlake hangi yüzle hiç utanmadan şey yapabildi, Britney'nin yanındayız manındayız diyebildi? Nasıl diyebildi? Ben bu arada bir soru, biz 30 dakika önce dedim ki geçmişle yaşamayın. Kadını bulile yıllarca bulile, ama öyle böyle bulilemedi kadıncağızı. Britney Spears özel dosyası ilan ediyorum şu an bu yayını. Britney Spears'a ne oldu? Ne olacak? Ne zaman bu durum çözülecek? Bunları konuşacağız. Aa, Britney'e ne mi olmuş? Britney'i önce kadının akli dengesini bozuyorlar. Ailesi, çevresi, osu busu bilmem nesi. Ondan sonra diyorlar ki, aa, Britney'nin ne yazık ki bu ününü, şanını, şöhretini, çocuklarına bilmem neye bakacak şey yok. Ne denir ona? Yeterliliği yok. Öyle bir akli dengesi yok. İyisiniz siz, bütün vesayetini bize verin. Korkunç bir hikaye. Anlatacak ama herhalde zaten şimdi. Size selamlar. 20 yıl sonra gelen özür. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Framing the Britney Spears isimli bir belgesel yayınlandı. Ve yayınlandığı günden bu yana nerede yayınlandı bu? Konuşulan en popüler konu birkaç gündür Britney Spears. Belgesel Britney Spears'ın eski asistanı, eski dansçısı ve tur yönetmeni, makyözü ve daha pek çok çalıştığı, iletişimde olduğu ve hayatına bir şekilde temasta bulunmuş insanların oluş ve onların açıklamalarıyla ortaya çıkan bir belgesel. Bu belgeselin amacı bizim de video serimizde altını çizerek bahsettiğimiz 39 yaşındaki bir müzisyenin vasilik kararı altında 13 yıldır haksız ve kontrolsüzce sömürülüp yok edilmesi durumu. Belgeselde yer alan ve açıklamalar yapan bu insanlar Britney'nin bu karanlık serüvenini aydınlatmak ve insanları Britney'yi neden sevdiklerini hatırlatmak adına ortaya çıkan bir belgesel. Bizler de bugün Britney ile ilgili bu belgeselde değinilen konulara ve son güncel duruma daha yakından bakacağız. Eğer abur cuburlarınız hazırsa videoyu başlatıyorum. Abur cuburum yok. Belgesel Britney'nin ailesi tarafından nasıl desteklenip küçük yaşlarda yeteneğinin arkasında nasıl durabileceklerine karşı aradıkları yolları göstererek başlıyor. O dönemlerde Britney'i ilk keşfedenlerden biri olan Nancy Carson, Britney'i ilk keşfettiği dönemleri şu şekilde anlatmıştı. Hadi. And the letter said something like, "We have no idea what to do with." Disney Channel'ın bu arada ilk ünlü, yani böyle şey, ilk çocuk ünlü fabrikasından Britney Spears, Ryan Gosling, başka kimler vardı? Justin de var mıydı o dönemden? Christina Aguilera, evet gene o da oradan çıkıyor. Jonas Brothers dediğim bu arada Sena, onlar çok sonraki dalgadan ünlü olanlar. Selena Gomez'ler, Momez'ler, onlar çok sonraki dalgalar. Bu ilk dalga. Proud of Britney, and he was more concerned with the financial aspect of it. How was he going to be able to make this happen? Could he make it happen? But I know he wanted to make it happen for her. Belgeselin ilerleyen dakikalarında ise proje yöneticisi olarak 1998 ve 2004 yılları arasında Britney ile çalışan Kim Kamen, Britney ile tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştı. I remember Britney came in and I was really impressed with the fact that she was so serious and so focused. And I thought, this is the style. This is a girl that's coming from strength. Çok your da friends that kadın you kind of ya. Idolize a little bit, but that at the end of the day has the same kind of hopes and dreams. Ben mesela ne zaman post atsa hep altına aşkım çok güzelsin yazıyorum. Bebek gibisin yazıyorum. Nazar boncukları bırakıyorum. Hep bırakıyorum. Belki diyorum denk gelir de mutlu olur. Belki diyorum araştırır da mutlu olur, hani bu ne demek diye bakıp hep yazıyorum ona. Dreams that you do. Mama, come here. Kim Kamen, röportajın ilerleyen dakikalarında tam 13 yıldır Britney'i vasi altında tutan, hayatını yöneten babası James Spears ile ilgili günümüzde yaşananları özetleyecek bir açıklamada bulunuyor. Son yıllarda bakışları falan bir garipleşmişti kadının, neler dönmüş ya şimdi. Bir şey söyleyeceğim bu arada, 2007 olayı falan var ya, şöyle düşünün, ciddi ciddi yani
çocukluğundan beri çünkü çocukluğundan itibaren bu işten hani para kazanma niyeti olduğu için ailenin, çocukluğundan beri aslında suistimal edilen bir insandan bahsediyoruz. İstismar ediliyor aslında bildiğin. Talk to her father. The only thing Jamie ever said to me was, "My daughter's going to be so rich, she's going to buy me a boat." That's all I'm going to say about Jamie. Belgeselde insanların Britney'yi neden bu kadar çok sevdiklerini hatırlatmak için ve onun unutulan ve gölgede kalmış kısımlarını hatırlatmak adına açıklamalarda bulunan bu insanlar yeni nesile de aslında bir nevi Britney Spears'ı tanıtmaya başlamışlardı. Bu insanlardan biri de Britney'nin kariyerinde hem asistanı hem de en yakın arkadaşlarından biri olan Felicia, daha Britney'nin ilk ünlü olduğu dönemlerde, yeni yeni para kazanmaya başladığı dönemlerde yaptığı bir şeyi hatırlatarak onun karakter ve kişisel yapı gereği olarak bu endüstriye ait olamayacak kadar hassas ve derin bir insan olduğunu bize şu cümlelerle açıklamıştı. She was so humbled by everything. One of the first things that she did when she just was getting famous was we were home for Christmas and she wanted to go get $10,000 in $100 bills and she just drove through Kentwood and gave out $100 bills. And it wasn't home, Britney Spears. It was Merry Christmas. Şimdi ise gelelim belgeselden sonra Justin Timberlake'e bir açıklama yaptıran o detaylara. Biliyorsunuz ki Justin ve Britney Spears ikilisi Hollywood'un en gözde ve en popüler çiftiydi. Her ne kadar medyanın manipüle etmesi sebebiyle bu ilişkinin Britney'nin aldatması sonucu bittiği söylense ve Justin'in yıllarca bu dramadan beslendiğine şahit olsak da işler hiçbir zaman yansıtıldığı gibi değildi. Dinle kanalda şimdi. Yer alan Britney Spears serisini izleyenler bilirler ki daha ilişkilerinin başlarında her şey güzel giderken ve keyifliyken Justin, Britney'i o dönemlerde müzik yapan All Saint isimli grubun üyelerinden biri olan Nicole ile aldatmıştı. Bu olay ne oldu? Geceyi beraber geçiren ikilinin bir anda paparazilere yakalanması ile ifşalanmıştı. Yani artık her şey belgeliydi. Ancak bir şekilde medya bu haberin üzerini kapatarak sanki hiç yaşanmamış gibi davranmayı seçti. Çünkü Britney çok popülerdi, tüm dünyayı etkisi altına almıştı ve Britney'yi suçlamak, onu bir dramanın içine çekmek her zaman daha çok para kazandıracaktı. Bu aldat... Bak, Twitchings'de olduğu için onda telif yok. Yemin ediyorum ki yani etkilemediği insan evladı var mıdır acaba? Herkes bilir bu şarkıyı. Oh baby, baby. How was I supposed to know that something wasn't right? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Yeah. Atma olayının üzerine ilişkileri devam etse de aldatılmayı hazmedemeyen Britney de bir süre sonra birlikte çalıştığı Wade Robson ile yakınlaşarak Justin'den intikam alırcasına ona yaşattığını yaşatmıştı. Olaylar ise tam olarak bu noktada rayından çıkmaya başlamıştı. Medya ve Justin Britney'nin onu aldatması üzerine adeta bir iştahla atlayarak bu durumu paha biçilemez bir fırsata çevirmişlerdi. Justin bunu ilk yapan sanki kendisi değilmiş gibi kurban rolünü oynuyor ve her röportajında kalbinin kırıldığından, ne kadar üzüldüğünden bahsedip bu olayın tadını çıkartmaya ve köpürtmeye başlamıştı. Medya ise hiç hız kesmeden Britney'e hakaret edercesine tüm dünyanın gözü önünde daha 20'lerinin başında olan genç bir kadını aşağılayıp küçük düşürücü manşetlerle haberlerine meze ediyordu. O dönemlerde daha Britney'nin bekareti bile medyanın muhabbet konusu olmuşken Britney bu tarz yersiz sorulara da her zaman en sağlıklı şekilde cevap verip yakasını kurtarmayı başarmıştı. Am I a virgin?
Yes, I am a virgin and I definitely want to try and have sex till I'm married. I just want to wait for that special someone. So, thank you. Ancak Justin, Britney'nin ilk birlikte olduğu kişinin kendisi olduğunu itiraf ederek... Ay bir şey söyleyeyim mi bu arada? Yani dünyanın en kötü kombini. En kötü. Ya zaten çift kombin olmak zaten korkunç. Zaten iğrenç bir şey bana göre. Yani bu daha da kötüydü. Bu çok daha kötüydü. Ayrılığının hemen ardından çirkinleşmeye başlamıştı Britney'ninki bile. Britney'ninki de çok kötüydü ama ya. Öf. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh man. Come on man. Okay, I did it. No. Yeah! Ancak Britney bitip giden ve ardından hakarete varan açıklamalar yapan eski sevgilisi Justin için sorular sorulduğunda ne geçmişte yaşadığı ilişkiye ne de Justin'e karşı hiçbir şekilde saygısını yitirmiyordu. Birkaç yıl öncesine kadar bilenler bilir hatta, yeni bilenler bilir. Ben Justin Timberlake hastasıydım. Öyle böyle değil ama. Bayılırdım kendisine. Bunun böyle bu işin böyle derinlerine merinlerine inince tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Cık. İstediği kadar özür dilerim. Gelip benden de özür dilemesi lazım. Gelip benden de özür dilemesi lazım. To ask a couple of things about Justin. Okay, of course. He has gone on television and pretty much said you broke his heart. You did something that caused him so much pain. So much suffering. What did you do? Oh, that's horrible. Well, she would test a lot of people. It was pretty rough. Yeah. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Oh! Yeah, it was a weird time. Ew. I'm embarrassed. Can we... Tüm bu açıklamaların ardından Britney için Cry Me... Aşkım bakayım bir şeyler paylaşmış mı? Paylaştıysa gidip yorum bırakayım. Şimdi ağlayınca gene özür en son paylaştığını yazıyor bakalım. Öpsünler aşkım. Öpsünler bebişim. Canım. Dur kalp bırakamadım. Kalp bırakamadım. Kalp. Ya Ebdo. Niye seçmiyor ya? Şak mobilde bu sıkıntı var. Nazar boncuğu da koyamıyorum ben mobilden. O yüzden hep gidip telefonumdan bırakıyorum. Neyse sonra da giden nazar boncuklu yorumumu bırakırım. Kurban olurum. Kurban olurum. A River isimli bir şarkı yapıp klibinde de Britney ile birlikte oldukları dönemlerde Britney'nin stylinginden ilham alarak birebir aynısını tasarladığı bir kadına yer vererek Britney'nin kendisini aldattığına dair bir şarkı yazıp müzik piyasasına geri dönmüştü. Bu da çok iyi şarkıdır bu arada. Her ne kadar tüm dünyanın etkilenerek izlediği bu ilişkiyi ilk bozan ve partnerini ilk aldatan Justin olsa da Britney bu detaya takılmamayı tercih edip 2003 yılında yaşanan her şey için Justin'e Every Time isimli şarkısını yazıp hem ondan özür dilemiş hem de her şeyi geçmişte bırakmaları gerektiğinin altını çizmişti. Ancak Justin durmaksızın Britney Spears isminin yanında anılmak adına çeşitli planlarla kariyerini inşa etmeye büyük bir hırsla devam ediyordu. Her ne kadar Britney 2003 yılında karşılıklı olarak hatalarını kabul edip özür dilediği bir şarkı yayınlasa da Justin sinirini kontrol altına almayı başaramıyordu. 2007 yılında yayınladığı albümünde Britney'ye adadığı yeni bir şarkı vardı ve olayların üzerinden... Allah kahretsin ki bu şarkı da çok iyidir. Yani neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala Britney'ye göndermeler yapmaya devam ediyordu. Ya Allah kahretmesin, bir de bunun klibinde Scarlett Johansson oynattı. Scarlett Johansson da yani. Tamir Smallgen.
Zip zip sincap beni koparttın ya. Güm güm gümledim şu an yani şu anda gerçekten. Yani Scarlett de bu şarkı da çok güzeldir, evet. 2007 yılına geldiğimizde Britney kontrolünü kaybedip ruhsal bunalımla ve pek çok karanlık olayla boğuştuğu dönemdeyken, hepimizin bildiği ve tarihe geçen saç kazıtma olayını yaşadığı dönemlerde hem çocukluk arkadaşı hem de geçmişte 4 yıl gibi büyük bir zaman zarfında ilişki yaşadığı Justin Timberlake, Britney'e bu kötü dönemlerinde destek olmak yerine onun saçını kazıtmasıyla dalga geçerek bir paylaşım yapmıştı. Olayların ardından ise gelin günümüze dönelim. Justin Timberlake, Britney ile ilgili yapılan bu belgeselden sonra karşılaştığı büyük tepki sonrasında daha fazla dayanamayarak Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir post eşliğinde açık açık isim vererek Britney'e yaşattıklarından dolayı özür dilemişti. Bu özür yaklaşık 20 yıl kadar geç gelen bir özürdü ve bu özür dilenirkenki amaç Britney'e yaptıklarından dolayı üzülmesinden ziyade belgeselin ardından yaptıkları tüm dünya tarafından aleni bir şekilde izlenen bir popstarın kariyerinin tehlikeye girmesi ihtimaliydi. Yani Justin özür dilerken aslında yaptıklarının bir hata olmasından ya da Britney'i üzmesinden dolayı kariyer inşa ediyor kendisine. Kariyer inşa ediyor. Yeteneksiz bir herif değilsin ki zaten. Çok güzel dans ediyorsun. Gayet iyi bir tipin var. Sesin kötü değil. Olayı değil, tamamen tehlikeye giren kariyeri ve bugüne kadar çizdiği imajın yerlediği olayı ihtimalinden dolayı tamamen paçayı kurtarmak için özür diliyordu. Bu özrün takdirini ise çok fazla bir şey söylemeden size bırakıyorum. Britney daha çok genç yaştayken bile özgürlüğüne fazlasıyla düşkün, müziğine de, sahnesine de, turnelerinde ve özel hayatında da tek kontrol sahibi ve yön gösterici olmuştur. Bunu onu yakından takip edenler her daim bilirler. Hatta kendi hayatını kontrol altında tutamadığında geçmiş dönemlerde şu an sanki içinde bulunduğu durumu tahmin etmişçesine çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. How to get control of your own life and you know because you are a part of this huge. Well you just that's why I am where I am today is because I do have control. You know and you just control what you do. You know you have to. Yalnızca çıldırtıyorlar yavrumu. Hayatının her döneminde paparazzilerin ilgi odağı olan Britney, geçmişten bu yana yeryüzünde en çok fotoğrafı çekilen kadın olarak tarihe geçen bir kadın. Attığı her adım, söylediği her söz, gittiği her yer kaç yaşında Michael Jackson'la Madonna'yla, bak Michael Jackson diyorum, Michael Jackson'la Madonna'yla beraber sahne almış bir insandan bahsediyoruz yani. Paparazzi ordusunun ışığı altında ilerliyordu. Ve Britney özel hayatına kadar giren bu insanlara karşı oldukça nazik bir mücadele veriyordu. Belgeselde yer alan görüntülerle bunları size hatırlatmak isterim. Photos of Britney can sell for up to $1 million each. Guys be nice, guys be nice. Everybody's gonna get the shots, guys. She would give it up the shots, waving. She was very friendly. Sweetheart of a girl. Hiçbir zaman yani Britney Spears'ı hiçbir zaman çekmekten vazgeçmezler işte. Herhalde Lady Diana ve Britney Spears ya. Hep birlikte bu arada yani gerek ailesi, gerek magazin, gerek Justin Timberlake, gerek yaşadığı diğer ilişkiler. El birliğiyle böyle hep beraber el birliğiyle hor görülmüş bir kadın yani böyle şey. Çok yetenekli, aşırı yetenekli o dansları, şarkıları, konserleri, monserleri falanı filanı. Böyle herkes hep bir taraftan çıldırtmışlar işte. Ya hadi diyelim ki Justin hiç öyle bir şey yapmadan, diyelim ki Justin hiç öyle bir şey yapmadan Britney bunu yapmış olsaydı. Tamam hadi bir tane şarkı yazdın, güncünü çıkarttın ettin dedik diyelim ki.
da artık yani senelerce oturup bununla uğraşmak, daha üstüne bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, sürekli her yerde Britney Spears'la ilgili röportaj, ne demek yani, ne demek? İnsandır abi, her insan hata yapar yani, ben bunu kaldıramıyorum ya, çok sinirlendiriyor beni bu durum. Çocuk sahibi olup artık anne olmanın verdiği olgunlukla daha çok ailesine odaklanmak istediği dönemde de paparazzilerin bitmek bilmeyen tacizine maruz kalan Britney bu kez de anneliği üzerinden vurularak manşetleri sürekli yetersiz ya da eksik anne... Ay Allah, bir saniye, çocuklarla ilgili kötü bir fotoğraf var mı acaba? Çünkü beni aşırı sıkıntıya sokar öyle bir durum. Twitch'in o konuda hiç affı yok biliyorsunuz, hiç, sıfır. Temelli gideriz yani. Yoktur diye tahmin ediyorum ama. Yurt dışındaki paparazlar bu arada bizim buradakiler gibi değiller. Bak mesela biz burada şey falan hani tepkimizi mepkimizi koyuyoruz ya. İşte hani insanların işte hani teknelerde fotoğrafını çekmeyin, insanların haberi yokken çekmeyin etmeyin falan diye. Mesela ne bileyim Twitter'da mı Twitter'da biz olay çıkarıyor. Tam tersine abi, yurt dışında bu olay çok seviliyor. Hayranlar tarafından da çok seviliyor bu arada. Öyle böyle değil hem de. Başlıklarıyla süsleyerek tüm dünyanın gözü önünde çekinmeksizin evet, aşağılanıyordu. You've got all these legitimate people weighing in saying, you know what? That's dangerous. And she put her child at risk. You saw the questions that were being asked. Is Britney a bad mom? Mm-hmm. Ne alaka ya? Ay ne alaka ya? Öf, çıldıracağım, ne alaka? Nereden biliyorsun ki yani? Çağlar hani haberi koymuştur. Haberde de abidik kubidik bir tane görsel görünüyordur. İşte orada hep beraber tükeniriz. I don't know. I don't know. Desek ki yetersiz hissettiriliyor tabii. Britney ise o dönemlerde verdiği bir röportajda sürekli anneliğinin eleştirilmesiyle ilgili bir röportaj vererek kendini ve içinde bulunduğu bu durumu ifade etmeye çalışmıştı. Take me through what happened there. I went to Starbucks and... Ah dur, gerildim bak işte şimdi mesela. Orada neler yaşandı? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne oldu ki? See a bunch of photographers and I'm scared and I want to get out of the situation and my baby's crying. They're coming up on the, you know, the sides of the car. Which is a scary situation for me, you know, when they're banging on the windows and that's something I want my baby. Öküzlere bak. So I get my baby out of the car and I go home. So I mean, and I just feel like they're taking cheap shots. 2007 yılının Britney için artık neler ifade? Senin çocuğu sıkıştır davar gibi, Allah'ın davarları. Sonra kadın da kucağına alsın. Sonra bir de bunu da var, bebeğini öldürmek istedi diye mi haber edeceğim? Oh. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir insanı işte şey yapmak bu kadar kolay. Çağatay gerek yok lan o kadarına, sakin ol. Çağatay sakin ol, sakin ol. O kadar da korkunç bir şey değil. Sakin ol Çağatay. Bundan öncekini diyorum. Popo ile alakalı olan. Tam popo ile alakalı olanı söylüyorum. İnsanları ağlatmak bu kadar kolay. Gerçekten bu kadar kolay işte. Üzmek de bu kadar kolay, delirtmek de bu kadar kolay bu arada insanları. ...ettiğini çoğunuz biliyorsunuz. Belgesel o dönemlerde Britney'nin ne yaşadığına ve ne hissettiğine dair onu daha yakından hissedebilmemiz adına bize pek çok görüntüyü sunuyordu. She came in and she said she wanted her head shaved. The hairdresser refused, so she literally grabbed the hair clipper and started doing it herself. She said, "I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me." And so she's saying, essentially, with no hair, I quit. Whatever you guys are looking for in terms of me coming back and being that person again, I'm not
That person is gone. And you have destroyed her. Karşımızda henüz 26-27 yaşlarında olan ve tüm dünyanın gözü önünde ruhsal çöküş yaşayan bir genç kadın vardı. İnsanlar ona merhamet göstermek ve yıllardır taşıdığı şöhret baskısı karşısında güçlü durması adına onu motive etmek yerine onun içinde bulunduğu bu durumla dalga geçip reyting malzemesi yapmayı tercih etmişlerdi. Korkunç bir şey işte bu. İşte bu kabus. Yani bu çok ağır bir kabus hem de. Kabus. Direkt olarak kabus. Bunu izlediğini düşünebiliyor musun? Ya bunu izliyor, bunu görüyor, bunun hakkında konuşuluyor. She's lost her sanity. Yeah. She lost her mind. Tüm bu olaylar yaşanırken 2008 yılından bugüne kadar sürecek olan ve ne yazık ki ben dahil pek çok insanın o dönemlerde kurtuluş olarak gördüğü bu vasilik kararı bugün oldukça yozlaşmış bir noktaya erişmiş durumda. Ruhsal sorunlarla yaşayan ve her an ölmesi beklenen Britney'nin babası Jamie Spears o dönemlerde vasilik çalışmasına çoktan başlamıştı bile. Ancak Britney o dönemlerde bile bu karara karşı çıkmasına rağmen babası ve ekibi bu konuda Britney'nin ne düşündüğünü önemsemeksizin süreci hızlandırmışlardı. O dönemlerde Britney ile iletişimde olan hukuk danışmanının Britney ile yaptığı konuşmayı bir de kendi ağzından dinleyelim. The thing is, Britney was able to make the judgment, hey, I get what's going on. I get that I'm not going to be able to resist this conservatorship or avoid this conservatorship. Ve artık vasilik kararı çıkmıştı. Artık Britney 2008 yılından bu yana bu kararla yaşamak zorundaydı ve bu süreç ne yazık ki onun ruhsal sorunlar yaşadığı dönemden farksız olarak aynı şekilde zorlayıcı ve bir birey olmanın daha tüm da ağırlığını ortadan yani kaldıran bir karar haline gelmişti. Britney's conservators are able to control who can and cannot visit her and retain security guards for her 24 hours a day. They have the power to access her medical records and communicate with her doctors. They can take control of her house and even cancel her credit cards. They can make recording, touring and TV deals for her and are deeply involved in her finances. Geçtiğimiz günlerde yapılan son duruşma. Finansal kararları bir yere gittiğinde ne konuşacağı, ne giyineceği, ne yapacağı, ne harcayacağı, doktoruyla ne konuşacağı. İse Britney için küçük sayılabilecek bir zaferle karşılaştık. Britney, mülkleri ve finansal işleri için Bessemer Trust şirketinin de vasilik elde etmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç ise Britney'nin bu talebini kabul ederken, Britney'nin finansal konularında babası Jamie Spears'a yardımcı vasi olarak Bessemer Trust şirketinin yetkililerini de atamıştı. Uzun yıllar sonra Britney'nin vasilik davası konusundaki gerçekleşen ilk talebi gerçek oldu ve bu ileride Britney'nin atacağı adımların da hukuksal bir karşılık bulabileceğinin kapılarını araladı. Bugün Britney ile ilgili bu kadar içerik üretmemin sebebi ise ona her baktığımda hayatımın onu en masum ve en güzel, en özlediğim zamanları olan çocukluğumu bana hatırlatıyor olması. 9 yaşımda tanıdığım bu kadın, çocukluğumun ve içinde bulunduğum gençliğimin en etkili temsilcisi. Benim için basit bir müzisyenken özgürlük savaşı veren, güçlü ve son derece dirayetli bir kadın halini aldı. Medyanın bize durmaksızın empoze ettiği Amerika'da bile tüm dünyayı etkisi altına almış ve 2000'lerin ortasında kırmadık rekor, elde etmedik başarı, ulaşılmayan rekor bırakmayan bu genç kadının bugün 39 yaşında hala özgür kalabilmesi ve bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için verdiği mücadelede yanında olmak en azından kendi ülkemde onun hikayesini anlatarak hepimizin pek çok anlamdaki perspektifini değiştirmek istiyorum. Umuyorum ki güzel gelişmeler yakında gerçekleşecek ve biz yakın zamanda özgürleşen Britney'nin yeni müziğini de konu olarak bu kanalda işleyeceğiz. Ay umarım inşallah. Videoyu beğenmişsinizdir. Bu konuyla alakalı zaten herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde mutlaka sizler için içerik üreteceğim. Videoyu kapatmadan önce unutmayın ki Free Britney. Hoşça kalın.